İşte bugünkü bu paralel şeyler, hain herifler bu işi anlamadılar, kasten anlamadılar. Yani anlamayacak kabiliyette insanlar değil, kasten anlamadılar. Bunlar kafirin kılıncıyla Türkiye'yi düzeltecek. Kafirin yardımıyla Müslümanları düzeltecek. Kafir sana yardım eder de Müslümanın lehine bir iş çıkar mı orada? Yani onun kuvvetiyle iş yapacaksın ve Müslümanların hayrına olacak. Bu nasıl oluyor böyle? Olur mu böyle bir şey? O bin türlü çember çevirmiştir. O sana bir kuruş veriyorsa İslam'dan 10 kuruş alacağın hesabını yapmıştır da veriyor sana. Ya bunun farkında olmadılar veya dipten hainler. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Vatan hainliği. Biz fereç isteriz, kurtuluş isteriz. Biz hilafet isteriz. Biz ümmet-i Muhammed'in yardımına rahat etmesini isteriz. Ama düşmanın kılıncıyla değil. Çünkü düşman onu sana 1.000 pahalıya satacaktır. Düşman onu bedava sana vermez. İşte bunları 1923'te Lozan Anlaşması'nda, Lozan'da Osmanlı'yı tasfiye ettiler. Osmanlı delegasyonunu dışarı attırdılar. Bunları kabul ettiler. Bunlara da sınırları belli bir toprak verdiler. Ama karşılığında ne aldılar? İslam'ı yok etmek. İslam'ı yok etmek, maneviyatı yok etmek. Bu şartla verdiler. Bu şartla verdiler. Düşmanın kılıncı sana bir şey verirse böyle verir işte. Düşmanın kılıncı sana bir şey verirse böyle verir. Biz fereç isteriz. Kurtuluş isteriz. Ferah isteriz. Ümmet-i Muhammed'in rahat etmesini isteriz. Ama düşmanın kılıncıyla değil. Düşmanın kılıncıyla değil. Evet. Biz fereç ve ferah ve surur ve fütuhat isteriz. Fakat kafirlerin kılıncıyla değil. Kafirlerin kınışları başları yesin. Kınışlarından gelen fayda bize lazım değil. Zaten o mütemerrit ecnebilerdir ki münafıkları ehli imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Zaten onlar bunları getirdiler, koydular bize. Bunlar sicilli İngiliz casusu. Sicilli.